Beyin. Ah sen nelere kadirsin. Değil mi? Beyin. Beyin dediğimizde bir insanı yüceltirken beyni kullanıyoruz cümlelerimizde. Bir insanı alaşağı edeceksek ya da onunla ilgili kötü bir şeyler söylemeyi düşünüyorsak lafımıza önce beyinle başlıyoruz. Sadece laflarımıza beyinle başlamıyoruz. Embriyonik gelişimimizde de ilk oluşan sistemimiz ve organımız beyin. Dolayısıyla hayata aslında beyinle başlıyoruz. O kadar değerli ki bizim için. Gerçekten o kadar değerli ki. Bütün embriyonik dönemimiz beynimizi ve buna bağlı yapıları geliştirmeyle geçiyor. O yüzden doğduğumuzda diğer organlarımız çok da kendinden beklenen görevleri yerine getirecek kadar gelişemiyor. Örneğin bacaklarımız, kollarımız, gözümüz vesaire. Dolayısıyla bütün enerjimiz ve motivasyonumuz beynimizi geliştirmeye yönelik. Doğum öncesinde bu kadar şey yapıyoruz da, doğumdan sonra niye bu giderek azalıyor? Beynimizi geliştirme yönünde niye fazla bir çaba içerisine giremiyoruz? Hadi ilk 0-6 yaşı da geçtim. 6 yaş ve sonrasında neden beynimize hak ettiğini vermiyoruz? Hocam, beynimize hak ettiğimizi vermek derken neyi kastediyorsunuz? Beyni hak ettiğini vermek derken şunu kastediyorum. Beyin, bizim insan beynimiz öyle bir yapıya sahip ki sürekli olarak bilgiyi alan, işleyen ve depolayan bir fizyolojide. Siz bu fizyolojiyi kullanmazsanız beyin kendinden beklenenleri yapamaz, atıl bir hale geliyor ve ona alışıyor. Sen beynini nasıl alıştırırsan, beyin hayatın boyunca o şekilde seni yönetir, vücudunu ve canlılığını idame ettirir. Dolayısıyla lütfen beyninin ihtiyaç duyduğu bilgiyi edinebilmek için bir çaba göster. Bir çaba göster. Çaba içinde bulun ve öğren. Beyin öğrenmeye açtır. Beyin öğrenmeye odaklıdır. Lütfen dikkatini topla, beynini kullan, beynini geliştir ve emin ol hayatın daha kolay, daha başarılı ve daha mutlu geçecektir.